tutsakların mektup aracılığıyla veya aileleri aracılığıyla veya avukatları aracılığıyla yapmış olduğu başvurularda birçok kategorik ihlal ne yazık ki hala devam ediyor. Bunların arasında işte düzensiz ve özensiz bir şekilde yapılan aramalar, hapishaneye girişteki çıplak arama dayatması, iletişim konusundaki ailelerle iletişim hakları sırasında görüş hakları arasındaki engellemeler, işkence ve kötü muamele iddiaları ve son olarak son dönemlerde birçok defa dile getirdiğimiz idari gözlem kurullarının vermiş olduğu haksız kararlarla mahpusların hapishanedeki süreçlerinin uzatılması ile ilgili yoğun başvurular alıyoruz. Bu yeni bir durum değil. Çok uzun bir süredir Türkiye hapishanelerinin birçoğunda, birçok hapishanede bu tarz ihlal iddialarına ilişkin başvurular alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Yani tecrit politikası artık hapishanelerde, Türkiye hapishanelerinde mahpusları izole etmek ve dış dünyayla ilişkilerini kesmek için yaygın bir şekilde başvurulan bir yöntem. Özellikle yeni yapılan hapishane tiplerinden. Yüksek güvenlikli hapishaneler, S tipi dediğimiz hapishaneler ve Y tipi dediğimiz hapishanelerin idari yapılan o mimari düzenleri de tecride çok elverişli. İnsanların, mahpusların birbirleriyle diyaloğunu engelleyen ve izole eden bir mimari şekilde düzenleniyor. Tabii bunun kamuoyuna da zaman zaman, kamuoyuna da bazı yansımalar oluyor. Tabii geçmişte de bu tarz uygulamalar işte 2000'li yılların başında F tiplerine geçiş yapılırken de insan hakları örgütleri, hekimler, psikologlar, hukukçular bu hapishane tipinin özellikle F tiplerinin mahpusların sağlığı üzerinde olumsuz bir etki olabilir, olumsuz etkilerinin olacağını ve kişiyi tamamen dış dünyadan izole etmeye amaçlı olduğu yönünde eleştirileri olmuştu. Gelmiş olduğumuz süreç bu eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. Tecrit terimini kullandığımız zaman İmralı Ada Hapishanesi'nden başlayan bir süreç var. Türkiye hapishanelerinin uygulamalarından daha farklı bir tecrit uygulaması var orada. Orada tamamen dış dünyayla iletişimi tamamen kesen, işte uluslararası insan hakları terminolojisinde mutlak iletişimsizlik olarak tariflenen avukat görüş hakkı, aile görüş hakkı, telefonla görüşme, mektuplaşma, yani infaz kanunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an yürürlükte bulunan infaz kanunu mahpuslara tanıdığı hakların tamamını birden ortadan kaldıran bir tecrit durumu söz konusu İmralı Ada Hapishanesi'nde hem Abdullah Öcalan hem de orada bulunan diğer mahpuslara ilişkin. Yani basında da son dönemlerde çok ciddi anlamda yer edindi. 3 yıla yaklaşan bir süre oldu. Bu meselenin hukukla açıklanabilir bir yanı olmadığını, siyasi kararlar olduğunun bütün kamuoyunun malumu. Bu iletişimsizlik hali Türkiye toplumunu, Kürt toplumunu ciddi anlamda geren bir duruma ulaşmış durumda. Son örneği olarak işte mahpusların hapishanelerde başlatmış oldukları dönüşümlü açlık grevleri var 27 Kasım'dan bu yana. Şu an dönüşümlü ve süreli olarak yapılan açlık grevlerine hükümetin dikkat alması gerekiyor. Buradaki mahpusların taleplerini yerine getirmesi gerekiyor. Aynı zamanda şu konuda da başvurular alıyoruz. İnsan Hakları Derneği'ne mahpuslar açlık grevi eylemlerine girdikleri zaman işte idarenin kendilerine yönelik yönelimleri olduğu hücreye konulma, açlık grevi eylemi sırasında almaları gereken besinleri, almaları gereken işte tuz ve benzeri vitaminleri kendilerine temin edilmediği yönünde de şikayetler var. İnsan sağlığını koruması açısından öncelikle bunların sağlanmış olması gerekiyor. Diğer boyutuyla bu açlık grevi eylemlerinin daha vahim boyutlara ulaşmaması için mahpusların taleplerinin bir an önce zaten hukuki ve meşru olan taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi gerekiyor. Bu daha yakıcı ve daha olumsuz sonuçlara neden olmadan özellikle Adalet Bakanlığı'nın bu konuda adım atması gerektiğini tekrardan belirtmek istiyoruz. Mahpusların talepleri aslında infaz kanununun herkese, tüm mahpuslara eşit bir şekilde uygulanmasıyla ilgili bir talepleri var ve aynı zamanda Kürt meselesinin diyalog ve müzakere yoluyla, demokratik yol yöntemlerle çözümü konusunda bir talepleri var. Her iki talep de şu an anayasa tarafından korunan hakları içeriyor. Yani mahpusların başka bir mahpusun
aile görüş hakkını, telefonla görüş hakkını, avukatla görüş hakkını sağlanması konusunda bir talepleri var. Bu infaz kanunu da bunu tüm mahpuslara ayrımsız bir şekilde uygulayın diyor. Diğer talep ise işte Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi meselesi ise direkt anayasanın yani şu an eleştirdiğimiz darbe anayasasının dahi 10. maddesindeki eşitlik ilkesiyle ilişkili. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunan tüm yurttaşların kendini eşit yurttaş olarak görebilmesi için devletin sadece yazılı kanun maddelerinde ve anayasasındaki hükümlerle değil, tüm idari uygulamalarıyla bunu hayata geçirmiş olması gerekiyor. Ancak biz burada biliyoruz ki özellikle hani yaklaşık 40 yıldır süren bir çatışmalı süreç var. Onun öncesi 100 yıllık Cumhuriyet dönemi var. Kürtlerin maruz kaldığı ihlaller var ama Kürtlerin ve muhalif grupların binlerce defa bu tarz hakları ihlal edildi ve anayasanın 10. maddesi ihlal edildi. Farklı bir etnisiteye mensup oldukları için, farklı bir inanışa ve ideolojiye sahip oldukları için bu ihlaller meydana geldi. Diğer talep de bu aslında. Mahpusların eşitlik ilkesine uyulması yönünde bir talebi var aslında. Hani farklı terimler kullanılabilir bu talebin ne olduğuna dair. Ama en temel, en yalın hali eşit yurttaşlık temelinde bir yaşam talebi var. Yani bunu da zaten anayasada Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde imzalamış olduğu, tarafı olduğunu beyan ettiği uluslararası metinlerde sağlama yükümlülüğü var. Bu kadar temel bir insan hakkı için açlık grevine girmiş olması mahpusların aslında Türkiye'deki demokrasinin ve meselelerin konuşularak tartışılamamasının geldiği aşamayı gösterir. Bu nedenle kulak verilmesi gerekiyor. Kesinlikle bu mesele, açlık grevi meselesi mahpusların işte mahpuslara zarar verici bir boyuta gelmeden bu meselenin bir an önce çözülmesi ve taleplerin dikkate alınması, talepler konusunda adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bölgemizde yani aslında sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları, kişiler uzun bir süredir barış meselesini konuşuyorlar ve Türkiye'nin toplumsal barışını sağlaması gerektiğini söylüyorlar. Barış anneleri de aslında bu grup arasındaki en sembol kesimlerden biri. İçlerinde çocuklarını bu savaş sürecinde, bu çatışma sürecinde kaybetmiş olan aileler var. Buna rağmen barış demeleri, buna rağmen diyalog ve müzakere sürecinden bahsetmeleri çok kıymetli. Buna kulak verilmesi gerekiyor. Çünkü burada olayın, bu devletin yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü çatışmalı ortamın en büyük mağdurlarından şey, hani bunun ötesi yoktur. Çocuğunu kaybetmiş insanların bu konuda hala başka yaşamların son bulmaması, başka annelerin aynı duruma maruz kalmaması için sürdürdükleri bir mücadele var. Biz de İnsanları Derneği olarak kendilerine bir destek ve dayanışma ziyaretinde bulunduk. Barış taleplerinin çok haklı ve meşru olduğunu, bu talebin bizim tarafımızdan da dile getirildiğini ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Önemli olan burada gerçekten Türkiye kamuoyunun bu talebe cevap olması, bu talebi desteklemesi. Çünkü bu yürütülen savaş politikaları, güvenlikçi politikalar sadece bölgeyle sınırlı değil. Türkiye'nin tamamını etkileyen bir mesele. Türkiye'nin büyük kesimini işte en basitinden ifade edebilirsek, yani şu an Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik çıkmazların birçoğunun sebeplerinden biri de bu yürütülen savaş politikaları. O nedenle barış annelerinin sürdürmüş olduğu barış temalı adalet nöbetlerinin hükümet tarafından dikkate alınması gerekiyor. Bu konuda annelerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini söyleyebilirim.